herkese merhaba, ben Rüştü Hoca. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seçme kelimeler videosu hazırladım sizin için. Yazım kurallarıyla devam edeceğiz tabii ki. Gel isterseniz, biliyorsunuz bu listelerim meşhurdur. Onlara bir bakalım, neler var neler yok. Çok önemli bu listeler arkadaşlar. Yaklaşık 3-4 video var bu tarz hazırladığım. Rüştü Hoca'dan 100 sözcük var. Yine böyle çılgın sözcükler falan fistan gibi değişik başlıklar altında attığım videolardan bir tanesi olacak. Tabii ki her videoyu farklı çekmeye çalışıyorum. Her sözcüğü farklı seçmeye çalışıyorum. Bu sayfalarda da müthiş kelimeler var. Mesela abi. Hani senin abi abla dediğin abi bu. Yani sen onu hala A, B ve İ ile yazıyorsan Bismillah hocam. Burada Bismillah derim, affetmem. Abi böyle yazıyorsan büyük facia. Telefonuna kaydet, rehberim de benim de öyle kayıtlı da şu abi Allah rızası için yazarken böyle yaz. Dikkat. Aklı sıra beni kandıracak diyor. İç dış sıra. Zaten ayrı yazılıyordu. Aklı sıra sorulmaya çok müsait. Ali Cenap bir kişiliği var değil mi? Bir kişilik özelliği. Ağırbaşlı, sıcakkanlı. Aman dikkat. Alt üst. Favori kelimelerden çok iyi bir kelime. Bilir kişi kelimesi de çok artistik görünüyor. Sorulma ihtimali çok yüksek bu kelimelerin. Bunları adınız gibi bilmelisiniz. Biliyorsunuz binlerce kelime var Türkçe'de. Dilimiz oldukça zengin. Bir sürü dilden de tabii ki kelime almışız ama yani doğal olarak hangi kelime nasıl yazılır, hepsini vermek, hepsini bilmemiz mümkün değil. Doğal olarak şu aktardıklarımızı, yani seçme olanlara dikkat etmenizde büyük fayda var. Adınız gibi bilmelisiniz bu seçmeleri. Başıboş, bakın dikkat. Baş üstüne, çok önemli değil mi bu? Allah aşkına job. Hani şu J ile yazılan var ya, polis jopu değil de polis jopu diye yazmak burada önemli. Artistik yıldızı koydum. Çala kalem yazmış bir şeyler diyor. Yani böyle karalamış bir şeyler. Hatta hemen yanında gelişi güzel var. Gelişi güzel yazmış diyelim. Çok önemli iki sözcük. Düz yazı ve dolu dizgin. Mesela dolu dizgini ayrı yazsın. Vallahi de billahi de fark edemezsin. Bak ben sana söyleyeyim. Çok havalı bir sözcük çünkü dolu dizgin. Hani ayrı yazılsa sanki öyle daha doğru gibi değil mi? Net. Bil fiil. Bitişik yazılıyor. Ben böyle ayrı ile bitişik arasında yazmışım değil mi? Havada duruyor biraz. Bitişik olduğunu şöyle biraz daha kalınlaştırarak iyice göstermiş olalım. Espri kelimesi fasulye ü ile değil, dikkat, u ile. Gelişi güzel. Gün aşırı mesela değil mi? Gün aşırı oraya giderdik diyor. Yani iki günde bir. Günü birlik bence yine çok artistik sözcüklerden arkadaşlar. Aman dikkat. Peki hocam biter mi? Bitmez. Biliyorsunuz anlatımlarımızın en önemli özelliği örneklerin çok oluşu. En iyi konu. Helali hoş olsun. Bak Allah'ını seversen şu kelimeye bak. Bak hiç gördün mü bunun yazımını? Vallahi görmedin. Bak ben de görmedim, açık söyleyeyim. Yani okuduğum metinlerde hiç helali hoş kelimesini böyle yazıldığını görmedim. Ama net Türk Dil Kurumumuz sitesinde ne yapıyor? Bunu özellikle vurguluyor. Hoş sohbet, bitişik, mükemmel sözcükler bunlar. Hırgür, bitişik, aman ya Rabbim. Vallahi hayran olduğum sözcükler. Neden hocam Allah aşkına neden? Ya hoş sohbeti ayrı yazsın fark edebilir misin ya? Mümkün değil ya, mümkün değil. Hırgürü ayırsın dersin ki hocam bu ikileme değil mi? Evet doğru dersin, geçersin. Aman dikkat. Hafriyat. Hani şu harfiyat kamyonu falan diyoruz ya, harfiyat diye söylüyoruz. O kelimenin hafriyat şeklinde olduğunu da vurgulamış olalım. İllüzyon hocam ne alaka, bu kelimeyi neden söylediniz? Şunun için, aslında tek L'yi çok sık kullanıyoruz. Kolektifte tek L var, entelektüelde tek L var. İllüzyon gibi düşünmeyin diye. Hani birçok yerde iki L'yi yok ettik artık. Tek L'ye indirdik. Burada olmamış o durum, onu dikkat çekiyoruz. İşbirliği, iş yeri, aman dikkat. İş gücü, kaçırma. Kapüşon. Kapşon dediğimiz, hani kapşonlu aldım falan deriz ya. Kapüşon, aman dikkat. Kat be kat. Ya abi şu kelimeyi görüp de hayran olmamak mümkün mü ya? Kat be kat harika bir kelime. Ayrı yazsın yine göremeyebiliriz. Çok dikkat. Kat sayı, kurdele. Hani şu senin benim kurdela dediğimiz ya da kurdale. Kurdale değil mi? Çok sık kullanıyoruz o şekilde. Aman dikkat, kurdele olacak. Kolesterol hocam ne yazıyor orada deme. Kolesterol yazıyor. Mütevazı. Bunu neden yazdınız hocam? Mütevazi diyoruz ya, aman dikkat. Tevazu sahibi olmak. Mütevazı olmak, aman dikkat. Men etme. Yani futboldan men edilme falan gibi, tamam. Men etmek, men olunmak, aman dikkat hocam. Peki kalbur üstü, kalbur üstü, bakın söylerken bile kalbur diyoruz. Kalbur üstü, aman dikkat. Kuru yemiş, çok artistik, kuruları ayrı yazıyoruz zaten. Misak-ı milli, aman ya Rabbi, mükemmel. Pek çok cepteydi zaten. Öteberi aldım dersin ya, bu öteberi ne demek hocam? İşte yiyecek içecek falan fistan, tamam. Yani ileri geri anlamında düşünülmesin. Öteberi bir şeyler almak marketten, şuradan buradan. Ön sesi bitişikken ön söz ayrı. Oldu bitti benim favori sözcüğümdür, bir numaralı sözcüğümdür. Bitişik, aman dikkat. Sömestr. Ya buna sömestr diyen var, tırt diyen var. Her şeyi diyorlar hocam.
Yani sömestr böyle yazılıyor. Nasıl dersen de yazmaya dikkat. Yurt içi, yüzyıl ve zeka sözcüğündeki şapkaya da dikkat çekmekte fayda var. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Çok faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Çok çok önemli bunlar. Tamamı sorulmaya çok müsait. Hocam şu ne alaka, çok saçma diyeceğimiz inanın bir sözcük bile belki buradan işaretleyemeyiz. Hepsi çok çok önemliydi. Bu listeleri lütfen kaçırmayın. İnternette kendinizi parçalamayın. Adam 2000 yılında bir liste hazırlamış, emek harcamış. Onu kopyala yapıştır, kopyala yapıştır 10 yıldır kullanan yerler var. Doğal olarak lütfen teyit edeceğiniz yerler Türk Dil Kurumu'nun sitesi olsun. Hemen TDK yazıyoruz. Hatta Google'a giriyoruz. TDK sözlük yazıyoruz. Çıkan ilk sekmeye tıklıyoruz. Atıyorum ön sesi yazıyorsun. Nasıl çıkıyor? Lütfen arkadaşlar teyit ederken içinize sinmeyen ya hocam anlattın da ya sanki sömestr böyle değildi ya. Dur ben buna bir bakacağım. Dediğin zaman lütfen yeryüzündeki hiçbir kitabı kullanma. Hemen Türk Dil Kurumu'nun sitesinden TDK sözlükten bakmanda büyük fayda var. Çünkü orası güncel sözlük. Uzattın hocam. Peki inşallah yeni dönemde profesyonel videolar için hazırlıklar yapmaya başladım arkadaşlar. Yavaş yavaş ufak ufak ortamı odayı hazırlamaya çalışıyoruz. İnşallah Ağustos ayı içerisinde bitecek ve yeni dönemde böyle A3'te böyle mükemmel bir şey Elias'ı fontunda bir şeyler göreceksiniz. Çok fazla açıklamalar yapmayayım inşallah orada hissedeceksiniz farkı. E ne yapacağız hocam, video atmaya devam edeceğiz. Bayram dolayısıyla birkaç gündür içimizde dökmüş olalım şimdi. Video atamadık tabii ki, akrabalar vesaireler şunlar bunlar derken. Şimdi yavaş yavaş kendimize geliyoruz. Ufak ufak video atmaya devam edeceğim. DGS yaklaştı. Şurada bir 3-5 günü kaldı DGS'cilerin. Paragraf videoları izlemelerinde büyük fayda var. Onun dışında KPSS'ci arkadaşlarımız zaten bu videolardan faydalanacaklar. 2021 tayfa zaten şu an izliyor bu videoları onlar. Hani banko onlar kesinlikle bakıyorlar, bakmak durumundalar. Tekrar amaçlı en azından yeni döneme güzel bir hazırlık olsun diye. 1 Eylül itibariyle bir aksilik olmazsa da inşallah bomba gibi başlayacağız. Çok yorulacağız ama değecek inşallah. Yine her zamanki gibi 38'ler 39'lar havada uçacak. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere.